Çanakkale'de siperlerin gerisinde en çok ihtiyaç duyulan şey ağrı kesici morfindi. Doktorlar cepheden taşınan onlarca yaralıyı ağrı kesici bulmakta zorlanıyordu. Ama her yaralı askerin ağrı kesiciye ihtiyacı vardı. Ellerindeki ağrı kesicilerin tüm yaralı askerlere yetmeyeceği kanaatine vardıklarında ameliyat edilirse yaşama ihtimali yüksek olan yaralılara ilaç verme kararı aldılar. Çadır masanın önüne konulur, doktor ameliyat edilirse yaşayacağını öngördüğü hastalara morfin yapardı. Doktor duygusal karar vermemek için hastaların yüzüne bakmamakta, iyileşme şansı yüksek olan hastalara ağrı kesici yapmaktaydı. Yine doktorun önüne bir hasta getirilir. Yaralının ağır yaralarına bakan doktor, yaralının iyileşmeyeceğini öngörür ve ona da ağrı kesici yapmaz. O sırada askerden inilti halinde bir ses duyulur. Baba. Ağrılar içinde kıvranan asker doktorun öz oğludur. Doktor buna rağmen yine ağrı kesiciyi oğluna yapmaz. Birkaç saat sonra da oğlu şehit olur. Doktor oğlunun cansız bedenine sarılır ve şöyle der. Affet oğlum, o senin hakkın değildi. İşte bu topraklar hakkı olmadığı için bir tek ağrı kesiciyi bile oğlundan esirgeyen o güzel insanlar tarafından vatan yapılmıştır. Ve bizim Çanakkale Savaşı'nı kazandığımız o tarihi anlardan biri de Doktor Tarık Nusret'in hakkı olmadığı için öz oğluna ağrı kesici yapmadığı o andır.